Kıymetli dostlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Evet, panik iyi bir şey değil. Panik yapmamak gerekiyor. Olan hadiseler ortada. Bir şekilde manipülasyon şu bu derken e, insanların ellerinde dolarları ve altınları patladı. En azından bir kısım insanların elinde. Bizim gibi, belki de sizin gibi. Eee Şöyle önce bir fiyatlara bugün bakalım sonra değerlendirmelere geçelim. Ons altın bulunduğu yerde duruyor. 1799 1800 dolarlara doğru geçmeye çalışıyor. 1830'ları falan olabilir diye düşünüyorum. Gram altın 722 lira bugün yer yer 707 lira kadar düştü. Ancak 722 lira da toparlanmış görünüyor. Dolar her şeye rağmen yani düşünebiliyor musunuz yani o gece yani dünkü kara gecede yani insanların, ben kendimi kandırılmış hissediyorum açıkçası. Çünkü e, yani bir anda bir şekilde baskın şekilde sürekli hani dolar daha çok artacak, daha çok gidecek izlerimi bir şekilde bilerek verildiği e, durumda. Ve piyasaların kapalı olduğu bir zamanda sanki bu insanların elindeki dolarları e, patlatmak için yapabiliyorlar. E, gece vakti açıklanan bir karar ve daha önceden hazırlanan bir bana göre bir senaryo e, gündeme oturmasıyla beraber o gece iki gün içerisinde 7 milyar dolara yakın bir para e, satıldı ki bu kararların Hani etki derecesini artırmak için biliyorsunuz hiçbir şey böyle e, tesadüfe bırakılamaz e, Dolayısıyla hani çok etkili olmuş havası verebilmek için bu e, bu kadar para o gece sabaha kadar çünkü sen ben satamadık yani o gece ben ekran başındaydım ve e, doların e, ve altının e, düştüğünü gördüm farkındaydım her şeyin en azından uyandım hemen uyandım ama bankaya gittiğim zaman e, yani banka banka interaktif bankaya girdiğim zaman bana işlem yaptırmadı benim gibi yüzlerce binlerce on binlerce insan girdi bunu biliyorlardı peki 7 milyar dolar nasıl satıldı? ne şekilde kime satıldı o da ayrı bir muamma. O 7 milyar dolar acaba Katar'dan gelen paralar mıydı? Nereden gelen paralardı? Sadece bu için ayarlanmıştı. Ve satıldı ve bir anda yani 10 dakika içerisinde süzüldü dolar aşağı. Şimdi bu şekilde insanların güven duyması pek mümkün değil. Ben her geçenki seferde de söylemiştim. Yani insanlar paralarını korumak için elbette çünkü paralar pul oluyor biliyorsunuz enflasyon aldı başını gidiyor Marketlerde para yetiştiremiyoruz yani ve Hiçbir etikette aşağı inmedi maalesef yani Bilerek yukarı doğru belki de zaten bu zamlar yapılacaktı bunun da bir örtü şeklinde Nasıl bu zamlara hani düşünsenize Bu zamlar zaten yapılacaktı Ve e, hani dolar e, 10 lirada dururken bu kadar zamı kimse kabul etmezdi Hayat pahalılığı falan filan bu bir örtülü bir şekilde bilerek dolar yükseltildi Hem de o taraf halledilmiş oldu. Yani bu fiyatlara zam yapıldı. Enflasyon aslında yok. Sadece dolar fırlatıldı. Manipüle edildi. Değişik sebeplere bağlandı bu. Ondan dolayı etiketler yukarı çekildi. Benzine, doğalgaza veya market ürünlerine, ayçiçek yağına bu kadar zam geldi dedirtebilmek için bu dolar bilerek 18 lira kadar çıkarıldığını biz, mesela ben kendimce anlayabiliyorum. Ve o gece tak diye bu şey yapıldı, düşürüldü, bilerek daha önce planlanmış bir şekilde. Bankalar hemen direkt olaya müdahale oldular. Daha önce toplantısı falan bunların yapılmış, planlanmış belli. Bilmiyorum, dikkat ettiniz mi ama Halk Bankası bir reklam yayınlıyor bugün. Yani dün başladı bu reklam. Yani Satyalıçığın oğlu falan oynuyor hatta bu yeni mevduat sistemini döviz endeksli mevduat sistemini anlatıyor. Yahu kardeşim bu reklamı siz ne zaman çektiniz? Bu doların düşeceğini, yukarıdan 18'lerden aşağı indirileceğini ne şekilde planın içine dahilsiniz banka olarak yani. Yani bu çok manidar görüyorum. Bilmiyor fark ettiniz mi siz de Halk Bankası reklamını? Yani daha önce çekilmiş hazır hemen olaya sürüldü. Peki bu kadar insan biliyor, vatandaş niye bunu bilemiyor? Bakın bir FED dersiniz. Bazen kötüleriz FED'i, FED başkanını, Powell'ı, Jeremy Powell'ı. Ama adamların yaptığı bir şey var bak. E, Jeremy Powell diyor ki bir, tamam biz bu ay faizleri sabit bıraktık ancak 2022 yılında 3 kere faiz artırmayı planlıyoruz haberiniz olsun diye piyasaya haber veriyor. Kimse terste kalmasın diye yatırımlarınızı yönlenimlerinizi buna göre yapın diyor milleti hazırlıyor. Bizde nasıl? İnsanlar da ona göre alıyor, satıyor, bir şeyler yapıyor. Hazır yani, biliyor insanlar. E, haber alma hakları var ve bunu bilerek davranıyorlar. Hiç kimse ters temelinde kalmıyor. Bilerek o oyuna giriyor. E, Bizde bakın burada dolar, bu gerçi şey, e, gram. E, doları bilerek ya, bilerek diyorlar zaten. Hani bu Çin modeli falan filan, bilerek biz doları yükselttik falan filan e, söylemleri. Ben yani işte... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir gün gün öncesine kadar sürekli ben faizi düşüreceğim bu bana ters ondan sonra diyerek sanki bilerek televizyon ekranlara çıkıp konuşarak dolara 18 liraya kadar çıkartıp o gece bu operasyon yapılacakmış. Ve hiç kimsenin bundan haberi yok kendi çevrelerinden hariç herhalde diye düşünüyorum. Birkaç insanlar ve bazı elemanlar hariç kimsenin bildiği bir şey yoktu. Hazırlıksız bu baskın yapıldı. E, bize bir haber verilse yani biz bunu düşürü, düşünüyoruz. Faiz çıkarmamız lazım evet. Dolar ihtiyacımız var diyense insanlar ona göre bir tedbir alır. Herkes üç kuruşunu, 5 kuruşunu bir şekilde yatırım anlamında değil, zengin olmak için değil, sadece paralarını korumak için değişik araçlara yatırıyorlar, enstrümanlara. Bunlardan bir tanesi de dolar. Bunda ben bir kötü niyet, art niyet aramıyorum. Elbette Türk lirasının biz değerli olmasını istiyoruz. Ama çocuğumuzu da düşünüyoruz, evlatlarımızı da düşünüyoruz geleceğimizi de düşünüyoruz. Yarınımızı da düşünüyoruz. Yiyecek ekmeğimizi düşünüyoruz. O yüzden yatırıyoruz. Yoksa biz de vatanperver, milletperver, milletini seven insanlarız. Vatanını, milletini seven insanlarız. Ve o gece bu bir şekilde kimseye izin verilmedi. 7 milyar dolar sürüldü ve bilerek bu aşağı doğru düşürüldü. Böylelikle marketlerdeki zam Oranı orada kaldı yani enflasyondan değil de bu ekonominin kötü olduğundan değil de doların yükseldiğinden dolayı etiketler orada kalmış oldu buna zemin hazırlandı artı milletin elinde doları altını patlattılar aşağı doğru girdiler Allah bizi buralardan tekrar kim topladı o gece kimler bu doları sattı bunların hep bir muamma yani ve ben kendimi aldatılmış kandırılmış hissediyorum yani siz insanlara diyorsunuz ki faize karşı olduğunuz halde paranızı götürün faize yatırın diyorsunuz. Başka bunun bir anlamı yok ya. Yani faizde bizim insanlarımızda faiz şeyi var zaten. Faiz sıkıntısı var. Hani Cumhurbaşkanımızın faiz hassasiyeti olduğu gibi insanlarımızda da var bu. Dinen olsun veya ahlaken olsun var. Ama diyorsunuz ki götürün dolarlarınızı bozun hepiniz faize koyun. E, yani faize karşıydınız ama neden faize yönlendiriyorsunuz insanları misal? Onunla beraber şu olsaydı yine anlardım. Bakın biz doların düşmesinden memnun oluruz normalde. Ama Elinde patlıyor. Market fiyatları yukarıda kaldı. Ben bu doların düşmesinden bir şey anlamadım. Köprüler falan filan geçiş ücretleri yarıya inmedi. Benzin yarıya inmedi. Sigara temel ihtiyaçlar yarıya inmedi. Etiketler olduğu gibi kaldı. Buna bir kılıf hazırlandı. Deseydi ki biz artık bu böyle bir karar alacağız veya biz faizleri artıracağız veya buna bir şey mutlaka yapacağız dese gün içinde yapsa insanlar mesela 12'den 18'den 16'dan alan insanlar Orada malı boşaltsalar, yani dolarlarını verse, verir, yani verir herkes e, canı gönülden verir çünkü zararı yok. Bizim yani insanlarımızın kazançları ne ki yani e, bunu vazgeçebilsin bazı şeylerden. Bütün dişiyle, tırnağıyla arttırdığı şeyleri yapıyor buna. Yani 100 lira bile değerli, 1000 lira bile insanlar değerli. Ne ocaklar var, ne aileler var. Sen burada bu imkanı verseydin, e, burada insanlar aldıkları kurdan artık neyse, zararsız en azından veya az bir kar ederek çıksalardı o zaman götürürlerdi. Onlar da size destek olmak için paralarını bozar. Zaten bozuyorlar yani. Faize koyarlardı. Kur da kendiliğinden düşerdi. Yani halkın ve milletin yardımıyla düşerdi. Ama insanlar kendilerini kandırılmış hissediyorlar. Bir gecede ansızın hani dolar yükselecek diye pompalanıp 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 20'ye gidecek diye bir beklenti oluştu ve bunu oluşturan kimseler de yönetimdeki kişiler. Yani biz dövizi saldık, dövizde bizim bir işimiz yok ve biz şey yapacağız. Yani nereye giderse gitsin faizi düşüreceğiz. Bize bu doğru gelmiyor şeklinde hep beyanatlarla bu daha devam edeceği hissi verdiler. Ve bir gece yarısı bir şekilde bunu patlattılar. O gece 7 milyar dolar bir anda nasıl şelale gibi gerçekten aktı. Bu 7 milyar dolar da az bir para değil. Yarısını verdiler ki geceden hani bak bu karar etkili oldu diyebilmek için. Durum aslında özetle bu. Ama biz biliyoruz ki yani Merkez Bankası'nın kasası şu an eksi eksilerde. Hepimiz biliyoruz. Eksi 60 milyar dolar. Keşke daha çok olsaydı. Ödenmesi gereken çok yakın zamanda 200 milyar dolar bir dış borç var. Yani son hamle olarak bunu artık öngördüler diye düşünüyorum. Yani döviz lazım. Yurt dışından da bulamıyorlar. Çok fazla swap swap yapamıyorlar. CDS düşük. Güvenim yani güven düşük Türkiye'ye karşı yabancı ülkelerin Keşke daha çok güven verebilseydik. Karşı tarafa dola. Dolayısıyla artık halkın elindeki dolarları alabilmek adına bu işlemler yapıldı. Ee, çok konuşuyorum bugün ama bir de yani bu şöyle bir şey var. Yani bu dövizi endeksi paranızı bankaya koydunuz. Zenginler veya da paralı olan insanlar bankaya koydu. Diyelim döviz kuru işte geç verdiğiniz vadenin üstünde bir kur artışı oldu. Onu alıyor. Peki bu kur farkını kim ödüyor? halk ödüyor yine biz ödüyoruz hazineden ödeniyor bu bizim vergilerimizle yani hiç para yatırmayan insan bile elinde doları altını olmayan insan bile o parası olan insanların vergi şeyini ödeyecek farklarını ödeyecek aynı otoyollara yollara e, yapılan büyük otoyollarına yollarına e, hiç geçmediğimiz halde vergilerimizle döviz garantili olduğu için e, cebimizden halk olarak ödediğimiz vergi gibi yani vergilerden ödendiği para gibi yani ben köprüden geçmiyorum niye ödeyeyim ya bu parayı Misal gibi düşünebiliriz. O yüzden halkımız, insanlarımız sakin kalmalı diye düşünüyorum. Bu günler geçip e, normalleşme devam edecektir. E, bundan benim bir kuşkum açıkçası yok. Günlük bazda bakarsanız burada yeni bir e, şey var, yeni bir indikatör var. Al durumu aslında devam ediyor, sata geçmemiş gözüküyor. Al pozisyon devam ediyor, gözüküyor. Şuradan beri al var sat verdiği zaman bu burada gözükür. Gayet olumlu bir indikatör bunu söyleyebilirim. Günlük bazda henüz daha bir satı falan doların yok. E, 4 saatliğe baktığımız zaman sat vermiş. Bakın 4 saatlikte sat vermiş. Bu güzel bir indikatör onu söyleyeyim. Belki başka videoda bunun ne olduğunu söylerim. Zaten burada yazıyor doğu blok diye. Vermiş ve sat olarak gitmiş. Al verdiği zaman da size bunu göstereceğim tekrardan. Ee, ne zaman olur? Belki bir iki ay böyle tutul, tutulabilir ama insanların güveni biraz düşük bu konuya dair. İnsanlarda döviz alma ve döviz dövize yönelme hissiyatını kırmak çok çok zor. Aslına bakarsanız bakalım neler olacak. Ülkemiz için, milletimiz için, hepimiz için hayırlı olsun e, diyebiliriz. Yani biz de satamadık elimizdeki e, mavi malı e, satamadık yani imkan olmadı. Yani gece yapamadık yani birçok insan da yapamadı. Bugün insanlar arasında dolaştığımda oldukça fazla serzenişler vardı. Yani herkesin 50 milyar, 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar zararları var. Hani bir kısmı belki daha düşükten aldı, kerdan zarardan bahsediyor ama bir kısmı da en tepeden aldı, daha da çok çıkar şeyiyle, vehmiyle. 2022 yılında her şeyin dengeye oturacağını ben açıkçası düşünüyorum. Bakalım. İşte bu doların 4 saatlikte sat vermiş ve aşağı doğru bir gidişat Söz konusu olmuş 1180'ler düşsün diyorum yani düşerse de millet yine bu diplerden toplar çünkü dolar Türkiye'de asla altın asla geri düşmemiş ne olursa olsun bu sistem 70'lerde de denenmiş olmamış yani başka ülkelerde de denenmiş olmamış bir türlü tutmamış yani bilimsel olarak bu ispat edilmiş bir şekilde diye düşünüyorum doların durumu bu. Şu an stabil 12.46 7 milyar dolar satılmasına rağmen 12.46'larda gezmekte. Şimdi 10 altından önce gram altına bir göz atalım. Bu yeni indikatöre baktığıma göre. O da tabi bugün hiç çok komik yani hiç oynamadı. Yani tamamen dengede duruyor. 719, 710 tarzında. Bakın bu 4 saatlikte bu indikatör, indikatöre göre henüz daha sat durumu oluşmamış. 4 saatlikte. Zaten günlükte de alda. Henüz bir sat durumu oluşmamış. Onu söylemek istiyorum. hala al durumunda devam ediyor. Bana göre <laughs> yani bir, bir ay, iki ay böyle belki gidebilir ama tekrar biliyorsunuz dolar ve altın geldiği yeri unutmaz. İleri doğru gidecektir. Sabreden her zaman kazanmıştır. Zararlarını da çıkaracaklardır. Her şeylerini çıkaracaklardır isteyenler de tabi mevduata yatıracaktır. Herkesin kendi tercihi burada bir yatırım tavsiyesi verilmemekte diye düşünüyorum. Ons altına geldiğimiz zaman ons altın 1800 dolar barajına gelmeye başladı ve al durumunda şu an 4 saatte yarın ben bu çıkışın devam etmesine açıkçası bekliyorum ve bana göre 1830 dolarlı seviyelere yakın bir zamanda ulaşacaktır. Bu da gram altını besleyecektir diye düşünmekteyim. Hızlıca eğer şeye bakarsak Euro'ya da 14 lira seviyesinde şu an bulunuyor. 14 lira seviyesinde bu da bir sat görmüş. 4 saatlikte görüyorsunuz ama günlükte henüz al durumu devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım. Evet günlükte al durumu daha henüz günlükte bir sata geçmemiş. Allı bir pozisyonda devam ediyor. Sadece 4 saatte bir sat durumu e, mümkün. Dolar ve Euro daha çok düşer mi? E bir miktar daha yıl sonu itibariyle biraz daha gayret gösterip işte bankalar eliyle dövizle işte yumuşatma falan filan şu bu veyahut da işte bazı söylemlerle bir miktar daha geriye gelebilir. Ancak şu ilginçtir ve not olarak düşünmeli diye ben düşünüyorum. Bakın şöyle. Şimdi 7 milyar dolar satıldığı halde 12'den 12.46'dan daha geriye gitmedi. Bir dirençle karşılaştı ve gitmedi. Euro da 14 liradan aşağı gitmedi. E demek ki yani bir direnci var dolar ve euronun. Ee, en ufak bir e, şeyde e, e, böyle durumda zayıflık durumunda tekrardan yukarı doğru çıkmaya çok meyilli Ama bu sefer çıkarsa hakikaten bu seferde işler bozursa kimse tutamaz korkarım doları ve euroyu diye düşünmekteyim. Kıymetli arkadaşlar şu an 4 saatte evet sat durumu devam ediyor onu söyleyebiliriz. 11.59'a kadar falan düşebilir. 11.19-14 arası yıl sonunu kapatabilir. Çünkü çok oynak bir piyasa var şu an. Bekleyip bunu görmemizde fayda var. Bir de ben şuraya bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu döviz, döviz garantili mevduatlardan insanların bir kere yararlanabileceği gibi bir şey okudum. Satır aralarında. Bir kere yararlanabileceği. E daha sonra ne olacak? Bu adam ne yapacak? Hadi bir kere 3 aylık parasını yatırdı. Daha sonra çıktı. Ondan sonra tekrar Eski sisteme dönecektir yani devamlı bu böyle değil onu anladım ben. O konuda da bilgileriniz varsa paylaşın. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone oldunuz ve son zamanlarda abone sayımız gitgide arttı. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Müteşekkirim. Bu henüz izleyenler arada izleyenler de buradan kanalımıza abone olup bildirim zilini açarlarsa çok sevinirim. Mutlu olurum ve videolarımızı daha güzel daha Sık bir şekilde çekmeye ve sizlere haberdar etmeye çalışırım. Bitcoin'de bu ara 48.798 dolarda ve şu an en son bunun pozisyonu da satlı olarak devam etmekte. Henüz daha 4 saatte bir al vermemiş gibi gözüküyor şimdilik böyle. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Sakin kalmaya özen gösterin. En önemli şey sağlığınız. Her şey yapılacak olan her şey vatan millet için hayırlı olsun. Biz milletimizi, vatanımızı seviyoruz. Hem de çok seviyoruz. E, bu dolar 18 liradan 12 liraya düştü. Neredeyse %40 bir inme oldu. Raflarda, marketlerde, benzinde, doğalgazda, elektrikte de bu fiyatların %40 oranında aşağı inmesini bekliyoruz diyorum. Hepinize sevgi saygı diliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.